15 Temmuz'da tarihi meydan doldu taştı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yılında 15 Temmuz şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde vatandaşlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na akın etti. Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık ve beraberindekiler Aksaray Şehitliği'ni ziyaret ederek şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Aksaray Belediyesi'nce anma etkinlikleri kapsamında FETÖ'nün 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminde şehit düşen 251 kişi için mevlüt okutuldu. Ulu Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler, gaziler ve devletin bekası için dua edildi. Türkiye'nin kaderini değiştiren 24 saat ve sonraki süreçle birlikte 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilenlerin ve gazilerin hatıralarının yaşatıldığı anma programı Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi öncülüğünde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndaki programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, şehitler için dua edildi. Tarihi anma programında Vali Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 15 Temmuz'da yaşanan ve dünyada eşi benzeri görülmemiş hain saldırıyı kınayan mesajlarla 15 Temmuz gecesini şanlı bir tarih sayfasına çeviren tüm şehit ve gazilerimizi andı. 15 Temmuz vatanımızın görünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün, dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir destandır. Bu destanın dünyada bir daha örneği yoktur. Milletimizin azim ve kararlılığı ile beraber dünya tarihi açısından Fransız ihtilali kadar değerli müstesna bir gündür. Anayasal düzeni yıkmak, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmak amacıyla FETÖ, terör örgütü tarafından 15 Temmuz 2016 gecesi düzenlenen hain darbe girişimi, ülkesine, devletine, demokrasisine ve tüm dünyaya haykıran, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyerek meydanları dolduran asilsiz milletimizin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğratılmıştır. Meydanda toplanan binlerce kişi 3 yıl önce yaşanan hain darbe girişimini kınadı, şehitler için dua etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz belgeseli izlendi. Sanatçılar Ali Kınık, Dursun Ali Erzincanlı, ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu ve Nurullah Güneş Doğdu sahne aldı. Aksaray Belediyesi vatandaşlara sıcak çorba dağıttı, çeşitli ikramlarda bulundu. Programlar çerçevesinde 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanet etersin manevi sağlayan Sela Sesi saat 00:13 itibariyle Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Okunan Sela'nın ardından devam eden etkinliklerde çok sayıda vatandaş demokrasi nöbeti tutmak için alandan ayrılmadı. Türkiye genelinde olduğu gibi Aksaray'da da anma etkinlikleri, darbeye girişimin simgesi demokrasi nöbetiyle son buldu.